Poppy Playtime Chapter 3 fragmanı saniyeler önce yayınlandı ve tek kelimeyle mükemmel. Mob Games partneri olduğum için fragmanı önceden inceleyip videosunu sizinle paylaşabiliyorum. Mob Games'e erken erişim için çok teşekkürler. Öncelikle fragmanı birlikte kesintisiz izleyeceğiz, sonra gizem ve detaylara bakacağız. Sadece ketnek değil, kadın bir karakter ve fazlası var. İzlerken bulduğunuz gizemleri mutlaka yoruma yazın ve Poppy Playtime videolarının devamı için lütfen aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 5000 like geldiğinde yeni Poppy Playtime videosu da hızla gelecek. Öncelikle bir izleyelim arkadaşlar fragmanı ve neler var içerisinde bakalım. Evet sarı giyen adamlar. Önce bir kesintisiz izleyelim. Ondan sonra detaylarına tek tek bakacağız. Gözleri çizili çocuklar. Burada bir not var. Bu notun detaylarına da bakalım ve birisinin resmi var. O arkada Catnip'in gölgesiydi galiba. Gölgeyi gördünüz mü bilmiyorum. Plaker. İşte Playcare. But it's not only Yalnız grafikler that. efsane it's görünüyor cool. arkadaşlar. Siz de bulduğunuz gizemleri yoruma yazın. İnanılmaz burayı daha önce görmüştük. O VHS tarzı. Bir dakika biri mi kovalıyordu? Aa tren buradan başlayacağız büyük ihtimalle. Ortam çok iyi. Yalnız bu ses Gregory'nin sesine çok benziyor. Tabii Gregory değil <laughs> de FNAF'tan Gregory'nin sesine benzettim. <laughs> O Morel. En savunmasız anında seni öldürecek. Ketnet'ten like, bahsediyor büyük ihtimalle. Ground, Bak kırmızı el var onunla da ateş ediyoruz ve <laughs> ışık veriyoruz galiba etrafa. <laughs> bu senin cevabın Daurojo eğlence saati kaseti. Yalnız o da Ketnet. bir dakika işte bu kadın. Bu kadın arkadaşlar o yeni bir karakter. İnanılmaz. Smiling Critters. Ram yaz. Oo Kisim, Kisim ve Poppy. Oh, Hagi Wagi inanamıyorum Hagi Wagi var. Aynı değildi galiba ama sanırım farklı bir Hagi Wagi'ydi. <laughs> i̇nanılmaz çocuk çığlıkları. <laughs> Gerçekten inanılmaz seslendirmesi. Ketnep. <laughs> gerçekten tüylerim diken diken oldu diyebilirim efsane yapmışlar arkadaşlar Bölüm 3 çok yakında geliyor ve gerçekten fragman inanılmaz bir fragman. Ve oyunun çıkış tarihi de şu anda paylaşılıyor arkadaşlar. 30 Ocak 2024 Salı günü oyun çıkıyor. Ve Steam üzerinden istek listenize ekleyebilirsiniz. Şimdi fragmanı tekrar bir inceleyelim isterseniz arkadaşlar. Kare kare ilerleyelim. Çünkü içerisinde çok önemli bazı detaylar var. Özellikle yeni bir karakter var. Tabii ki fragman inanılmaz heyecanlandırdı beni. Gerçekten çok böyle hani hype'ı yüksek bir fragman olmuş. Çok güzel hazırlamışlar. Ve oyunun içerisinde görüntüler olduğu için tabi oyun mükemmel olacak belli oldu. Burada arkadaşlar bir yatakhane görüyoruz ve yatakhanenin içerisinde çocukların yüzleri çizili gördüğünüz gibi ve burada sarı giyen insanlar görüyoruz arkadaşlar. Bu yatakhanenin içerisine girmişler ve yüzlerinde de o kırmızı gaz maskesi var. Bu gaz maskesini takarak aslında o kırmızı gazdan korunabiliyoruz. Bunu önceki fragmanlarda görmüştük. Çocukları sakinleştirmek ve daha sonra üzerinde deneyler yapabilmek için kullanılan bir kırmızı gaz olabileceği teorisinde bulunmuştuk. Sanıyorum dediğimizde doğru çıktı. Bu bu odaya muhtemelen gazı veriyorlar arkadaşlar. Daha sonra bu gazdan kendileri etkilenmemek için de oradaki 3 tane araştırmacı diyebileceğimiz insan da içeriye giriyor ve çocuklar üzerinde deneyler yapmaya başlıyorlar. Ya da belki oradan alıyorlar deneyi yapacakları alana götürüyorlar. Hemen devam edelim. Çünkü içerisinde gerçekten çok çok güzel şeyler var. Yani Hagi Vagi, Poppy, Kissimiz ya yani birçok şeyi gördük ve duyduk ses olarak da arkadaşlar. Burada yine 4 tane çocuk görüyoruz ama bu çocuklarda yüzü çizili. Bir tanesinin üzerinde yine hagiva Vagi tişörtü falan var. Bu çocuklarda önemli karakterler olabilir. Belki göreceğiz. Evet şimdi buradaki nota ben baktım. Daha önce bir ARG vardı. O ARG'nin içerisinde de zaten bu notlara bakmıştık aslında. Şu an resimde görmüş olduğunuz çocuk arkadaşlar. Deney 1188'in yani Catnap'in Catnap'e dönüşmeden önceki hali olan Theodor isimli çocuk 7 yaşında bir resim çizdiğini hatta görmüştük. Daha önce ARG ile ilgili videolarımı izlediyseniz deney 1006 ile ortak olarak bir kapı açmaya çalıştığından falan bahsetmiştik. Fragmanın içerisinde duyduğumuz çocuk seslerinden birisi acaba Theodor'a ait olabilir mi diye düşünüyorsanız bence olamaz arkadaşlar. Çünkü bu zaten Theodor resim çizdiğinde 7 yaşındaydı. Sonra biliyorsunuz Playtime Co. fabrikasında bazı işte kötü olaylar oluyor ve ondan sonra 10 yıl boyunca kapalı kalıyor ve biz 10 yıl sonra sonra bir çalışan olarak geri dönüyoruz. Yani Theodor eğer daha Ketnep'e dönüşmeden önceki hali orada olsa bile en azından 17 yaşında olmalı ama fragmanda konuşan duyduğumuz kadarıyla bir çocuk arkadaşlar. O yüzden Theodor olamaz yani fragmandaki seslerden biri. Ve buradaki notta da deney 11.88'i anlatıyor ve bu da 11.88. Zaten hemen sonra gördüğünüz gibi Ketnep'in gölgesini görüyoruz. Yani o çocuğun Ketnep olduğunu aslında burada doğrulamış oluyor. Ve daha sonra işte inanılmaz Playkeer gerçekten kendi yetimhanemiz. Bakın burası Gerçekten inanılmaz bir alan arkadaşlar. Yani şuradan mesela göstermek istiyorum. Burada oyuncakların olduğu bir bölüm var. Yani burası bizim oyunun içerisinde oynadığımız ya da oynayacağımız alanlardan biri. Yine ortada Smiling Critters'ın burada heykelleri vesairesi var. Gerçekten inanılmaz bir yer. Böyle devam ediyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabi burada hani fake olarak bir gökyüzü falan oluşturulmuştu. Bunu yine öncesinde görmüştük. Çünkü burası yerin altında bir yer. Çocuklara yapılan bu karanlık deneyler bilinmesin isteniyor. O yüzden yerin altına in ve fake bir gökyüzü, fake ışıklar falan veriliyor ki hani içeride yaşayan çocuklar gerçek dünyada yaşadıklarını düşünsünler ve psikolojik olarak bir çöküntüye uğramasınlar diye. Yani burada duvar kağıdı olarak bulutları falan görmemizin sebebi o aslında ya da ağaçları görmemizin bunların hepsi aslında fake arkadaşlar. Burada yine duvarda gördüğünüz gibi işte Hagi vagi ve burada işte Mommy long Legs der kisimiz yastıkları falan görüyoruz ve bir okul bir oyun evi yani sadece bir yetimhane olmadığından bahsediyor aslında Playcare'ın. Bu arada burada konuşan arkadaş kim diye merak ediyorsanız bu Elliot Ludwig değil çok büyük bir ihtimalle çünkü birinci fragmanda mıydı? Bu Chapter 3'ün gaz maskesiyle ilgili gaz maskesini ilk gösterdiği sanırım ilk teaser trailer'da hani bir tane böyle yavaş yavaş o maskeye yakınlaştığı fragmanda Elliot Ludwig'in sesini duymuştuk. O ses değil arkadaşlar. Bu ses biraz şeye benziyor. Birinci oyunda daha ilk Poppy Playtime birinci bölümdeki başlangıçtaki adamın sesine benziyor ama you bence Elliot be, Ludwig değil, Late I'm Pierre de be çok be değil be. gibi. Sanki o birinci bölümdeki I'm ilk be. adama benziyor ama bu sesler sizce kime ait? Mutlaka yorum kısmına yazın sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Devam edelim. Bakın arkadaşlar burası gerçekten çok enteresan Playhouse yani oyun evi gibi bir şey yazıyor ama sağ tarafta şurada daha rovco yani eğlence saati yazıyor arkadaşlar burada da eğlence yazıyor ve eğlence saatinin çok önemli olduğunu birazdan da göreceğiz tüm karanlık şeyleri çözmemize yarayacak şey bence çünkü bir kaseti de var birazdan onu da göreceğiz ait olunacak bir yer diyor ve burası arkadaşlar bu arada şu Project Playtime'daki Bugsibo'nun kutusuna da biraz benziyor ve şurada yukarıda yine Burası aslında yatakhane diyebileceğimiz yeri büyük bir ihtimalle. Hatta önceki trailer'da duvardaki resimleri falan şöyle yakından göstermişlerdi. Tırnak izleri falan var sanırım Catnap'in. Burası aynı duvarlar diye tahmin ediyorum. Devam edelim. Evet burayı da yine önceki fragmanda resim olarak görmüştük pardon burayı. Burada aşağıda gördüğünüz gibi bir delik var arkadaşlar. Ve yine üst tarafta yatakları görüyoruz dağınık bir halde. Buraya muhtemelen birileri girmiş. Çocuklar da yok ya çocukları güvene almak için çocukları kaçırmış ya da belki çocuklara bir zarar vermek için kaçırmış ama bence biraz daha sanki çocukları korumak istiyor olabilir. Çünkü buradaki Ketnep karakteri de biraz önce gösterdiğimiz Theodor arkadaşlar yani aslında o da zaten bir çocuk ve aynı şekilde o çocukları korumak isteyebilir. Hani önceki chapter 2 bölümünde Mommy Long Legs nasıl mesela çocukları çok seviyordu ama Playtime Co çalışanlarına düşmandı ya Ketnep karakteri de içinde öyle bir duygu hissediyor olabilir o yüzden çocuklara çok zarar vermek istemiyordu olabilir ama tabii ki sonrasında belki psikopata bağlamış bir karakter de olabilir. Artık onu göreceğiz. Ve bu arada orada bir şey mi ilerledi? Tam şurada aşağıdan gaz geliyor, duman gibi bir şey geliyor arkadaşlar ve burası da bu arada yine oyun alanının içerisinde VHS kaset tarzında bir yer. Çok enteresan bir görüntü. Arkasına döndüğü zaman arkasında birisi kovalıyor mu diyeceğim ama yok kovalamıyor. Sanırım kovalamıyor ama kırmızı gazı görüyoruz burada. Kırmızı gaz da gerçekten çok önemli çünkü kırmızı gazı gördüğümüz zaman oyuncu olarak biz de etkileniyoruz ve etkilenmemek için hemen maskeyi takmamız gerekiyor. Muhtemelen o da bu sahnelerden bir tanesi ve burası da arkadaşlar biliyorsunuz ikinci bölümün sonunda Poppy bize ihanet etmişti ya da biz ihanet ettiğini düşündük. Şu anda tam da şimdi ihanet etti kısmını bilmiyoruz ama kendi çıkarları için bizi bırakamayacağını söyledi. Çok yetenekli biri olduğumuzu o yüzden bizimle devam etmek zorunda olduğunu söyledi. Trenin yolunu değiştirdi. Aslında biz Buradan tamamen kaçacakken kaçamadık ve bu popi yüzünden oldu. Ama bu iyi mi olacak, kötü mü olacak? Tabii ki de bunu bilmiyoruz arkadaşlar ama burada tren kaza yapmıştı hatırlarsanız ve trenin kaza yaptığı yer burası. Yangın çıkıyor burada. Tabii ki biz buradan muhtemelen çıkacağız ve yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi yalnız inanılmaz. Evet, burada yine bakın mor bir el var bu arada arkadaşlar ve çocuklar burada yaşıyordu diyor. Bir de şimdi bak diyor. Bu arada orada ne aldı? Evet şöyle bir şey alıyor arkadaşlar. Ha bu el. Bu kırmızı el galiba. Aynen tamam. Kırmızı elde ışık atmaya yarayan el arkadaşlar. Bir tane yeşil el var. Yeşil eli zaten biliyoruz. Kırmızı eli aldıktan sonra gördüğünüz gibi 5 şarjla başlıyor. Ve parmağından ışık gibi bir şey atıyor. Birazdan göreceğiz. Bir de şimdi bak dedi burada. Bakın burada arkadaşlar mesela ışık attı. Ve kapıda görüyor musunuz şu anda? Sanırım catnap o. Catnap kapıdan bakıyor. Ama ışıktan kaçıyorlar ve bakın gördüğü gibi hemen oradan uzaklaşıyor. Mesela biz şu anda oyunun içinde bir sahneyi görüyoruz. Eğer biz onu atmasak Catnap oradan kaçmayacak ve belki de jump scare yiyeceğiz. Ya inanılmaz ürkütücü bir ortam şu. Gerçekten çok güzel olmuş. Bakın burada bir harita var arkadaşlar. Bu çok enteresan. Burada oyuncak dükkanı var. Şurada görmüş olduğunuz. Home sweet home yani evim güzel evim diye bir bölüm var. Burada school yani okul var arkadaşlar. Playhouse yani oyun alanı var. Counselor's office yani danışman ofisi şeklinde yerler var ve bu ortası da biraz önce ilk gördüğümüz yer sanıyorum. Bizim birçok yere gidebilme şansımız var ve belki de bütün hepsine gideceğiz. Çünkü bunu tamamı playcare arkadaşlar ve biz 3. bölümde playcare'de olacağız. Oldukça uzun bir bölüm olacak gibi. Hatta 3 saatten daha uzun bir bölüm olacak şeklinde bazı açıklamalar yapılmıştı. Muhtemelen önceki bölümlere göre çok çok daha uzun olacak. Her gölge, her ışık parıltısı bir saklanma noktası. Ve arkadaşlar gerçekten buralar falan inanılmaz. Bak bu morel var. Morelle de bastığımız zaman zıplıyoruz. Hani kendimizi normalde yukarıya doğru çekiyoruz ya. Burada da morele bastığımız zaman morelle yukarıya falan zıplayabiliyoruz ki bu da gerçekten çok iyi. Ve burada çok enteresan bir şey söylüyor bakın. En savunmasız anında seni öldürecek diyor. Bakın oradan geçen de muhtemelen catnap. Şöyle çok geri biraz geriye alalım. Yani muhtemelen o, o catnap diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir daha siz de bakın. Değil mi? Şu ilk geldiği zaman kulaklardan sanki catnap gibi. Yalnız Catnap biraz Hagiwagi'ye benziyor ama Hagiwagi'nin biraz daha benzeri ama biraz daha farklı hali diyebiliriz. Devam edelim. Bakın burası yani şuradaki puzzle'lar Flaker er, onun kilisesi avlanma alanı ve o ne olmasını isterse o oluyor diyor arkadaşlar. Ve bakın burada yine çok enteresan şeyler var. Nate Carpenter diye bir isim var arkadaşlar burada. Yanlış okumuyorsam Head of Gas Production yani gaz üretiminin başı gibi bir şey diyor. Evet şu anda gördüğüm kadarıyla Gas Production diyor. Herhalde arkadaşlar gaz üretiminin başında Nate Carpenter diye birisi var. Bu da belki karşımıza çıkacak hani böyle Late Pierre gibi Elliot Ludwig gibi sonradan yeni bir isim daha kazanmış olduk Nate Carpenter diye bunu da unutmayalım arkadaşlar. Ne olduğunu ve neden olduğunu biliyoruz diyor ve bakın burası yine sol tarafta yine daha Row Joy yani eğlence saati yazıyor. Burası yine yatakhane. Burada bir şey var ve bunu böyle itiyoruz. Araba gibi bir şey arkadaşlar ve bunu itiyoruz. Ve işte burası çok enteresan. The Hour of Joy dediğimiz eğlence saatinin bir kaseti var. Ve biliyorsunuz Poppy Playtime'ın içerisinde bu kasetler özellikle bu gizemleri çözmek için çok işimize yarıyor. Ve burada bence en önemli kasette bu kaset olabilir arkadaşlar The Hour of Joy. Çünkü burada diyor ki bütün her şeyin cevabı bu kasetin içerisinde. Ve daha sonra da aksiyon bölümüne geliyoruz. Bakın burada Catnap bizi kovalıyor. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yeni karakter. Bakın gördünüz mü bilmiyorum tekrar başa alalım. Şurada şimdi önce Catnap kovalıyor. Burada şu anda ileride görünüyor. Bu bir kadın karakter bu arada. Tekrar durduruyorum. Yok oluyor bir anda ve ileride beliriyor. Bakın şu an ışık gitti. Işık gitti. Işık gidince ileriye doğru geldi. Işık yanınca sanki tekrar olduğu yerde kaldı. Işığa mı duyarlı bilmiyorum ama arkadaşlar bunlar Weeping Angel diye geçiyor. Weeping Angel dediğim Doktor Who'yu biliyorsanız eğer onun içerisinde olan karakterler eline doğru ağlayan melek figürleri gibi heykeller ve normalde onlara baktığınız zaman hareket etmiyorlar ama başka bir yere baktığınız zaman size saldırmak üzere üzerinize doğru gelebiliyorlar. Buradaki karakter de ona benziyor ama ona bakıp bakmamamızla ilgili değil. Sanki ışığa duyarlı olabilir ama bir şekilde bazı durumlarda duruyor bazı durumlarda hareket diyor. Ve şurada gördüğünüz gibi dikkat ettiyseniz bir tane de anteni var arkadaşlar. Yani gerçekten çok enteresan bir karakter. Tabii ki de bu bir kadın karakter diye düşünüyorum ben ama yani bir insan formunda olmaya da bilir belki. Çünkü bir antene benzer bir şey de var burada. Ama bu bir öğretmen karakter olabilir diye düşünüyorum. Ya da belki danışman diyordu ya biraz önce danışman ofisi. Belki danışman bir karakter olabilir. Çünkü oyunun yapımcılarından hatta CEO'su Zekti galiba ismi. Bir arkadaşın söylediği bir şey vardı arkadaşlar. Favori karakterlerinden birisinin catnaped dışında bir karakter olabileceğinden bahsetmişti. Belki bu karakter o karakter olabilir. Yani zaten Catnap'in dışında hani ve Smiling Critters denilen o ufaklıkların dışında bir de bu var arkadaşlar ve bu karakteri bugüne kadar hiç görmemiştik. Yani ilk kez gördük. O yüzden bu karakter bence çok önemli bir karakter. Devam edelim bakalım. Bakın burada biraz daha aydınlık ve gözlerini falan da görüyorsunuz. Parlıyor. Anteni falan da biraz daha arkadaşlar yine güzel bir şekilde görünüyor. Arkada da science mı yazıyor? Bilim mi yazıyor? Bilmiyorum ama Bayağı enteresan bir yer yani şurası ve bu arkadaşlar bu arada bu tür oyunlarda gerçekten beni en çok ürküten şeyler şu hani baktığınız zaman duran ama bakmadığınız zaman üzerinize doğru gelen şeyler. Hatta bu Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin en son oyunda da galiba bazı bot yani robotlar vardı. O robotlarda da aynı şey vardı. Karanlıkta bakmadığınız zaman size doğru geliyordu ama bakınca duruyordu. Ama gerçekten ürkütücü oluyor. Bakalım dediğim gibi mi? Burada da Morelle yukarıya doğru zıplıyoruz. Bakın burası da çok çok güzel. Ya burası var ya inanılmaz. Yani şu derinliği görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın arkadaşlar şurada buradan zıplıyor. Bak şimdi şurası yani bir şey gibi böyle hani şato gibi inanılmaz. Tamam, burası yerin altında kurulu bir yer. Çünkü çok fazla karanlık şey yapılıyor ama yani bu kadar gerçekten üzerinde uğraştıklarına ve beklediğimize bence değmiş diye düşünüyorum. Baksanıza arkadaşlar yani inanılmaz olmamış gerçekten çok iyi. Bu arada şurada bir şey var ama bu nedir acaba diye düşünüyorum. Şurada bir şey var arkadaşlar. Neyse devam edelim. Bütün her şeyi belki şu anda çözemeyiz ama daha sonraki bölümlerde eğer bu videoya 5000'den fazla beğeni gelirse belki bunda kaçırdığımız farklı gizemleri de sizinle paylaşabilirim. Bakın burada yine Smiling Critters'lardan bir tanesi geliyor ve Işığı atıyoruz, ışığı atıyoruz. Işığı attığımız zaman gördüğünüz gibi bir anda geriye doğru gidiyor. Yani bizim şu sağ elimizdeki kırmızı el var ya onun içerisinde belli bir şarjı var arkadaşlar ve bizim o şarjı çok dikkatli kullanmamız lazım. Bakın şu an 4 Attık onu 3'e düştü. Yani o zaten ilk aldığımızda da sanıyorum 5 şarjı vardı. Hani sınırsız şarjı olan bir şey de değil. O yüzden çok önemli. Bakın burada run yazıyor. Burada yine bazı şeyler var. Oyuncaklar falan görüyoruz. Bakın ilerliyoruz ve burası... Burası gerçekten inanılmaz. Kisimisi ve Poppy arkadaşlar. Bu bana şöyle bir şey anımsattı. Neden bilmiyorum ama bu bölümde Kisimisi ya da Poppy birisi ya zor bir durumda kalacak ya belki tamamen ölecek ya da bir şekilde biz birini kurtaracağız ya da onlar bizi kurtaracak bir şeyler olacak gibi hissediyorum. Çünkü ikisi şu anda gördüğünüz gibi bir grup halinde yani bizim dostumuz olduklarına göre bizim acaba kurtaracaklar ne bileyim ilk hani tren kazasından çıkıyoruz ya orada ilk başta bizi kisimiz ve Poppy mi kurtaracak öyle mi başlayacağız diye aklıma geldi ya da belki bambaşka bir şey ama ya birisi kendini feda edecek belki birisi ölecek ya da arkadaşlar bu ikili bizi kurtaracak ya da belki biz hani bir başka karakterle birleşerek Kissimi'yi ya da Poppy'yi kurtaracağız ama bir şekilde bu üçlü arasında yani oyuncu, Poppy ve Kissimi arasında çok önemli bir şeyler bizi bekliyor. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Bakın burada yine yardım edin yazıyor ve işte bu. İşte bu arkadaşlar. Bakın bu herhalde Poppy Playtime tarihindeki en önemli anlardan birisi. Hagi Wuggy Geri mi dönüyor? Soru bu. Hagi geri dönmüyor. Büyük bir ihtimalle bizim o birinci bölümde bildiğimiz Hagi değil bu arkadaşlar. Zaten çok kısa geçiyor ama şöyle bir tekrardan başa alalım isterseniz. Orası yani bizim birinci bölümde bildiğimiz Hagi değil. Çünkü gözleri farklı, işte rengi farklı, işte orada dişleri vesairesi farklı. Bu biraz daha hani onun lanetli hali gibi ya da bilmiyorum belki hani o kırmızı gazın etkisiyle başkalaşım geçiriyor olabilir. Bu arada şöyle bir şey de olabilir. Bu da şu anda aklıma geldi ama arkadaşlar kırmızı gaz bir halüsinasyon etkisi de oluşturuyor olabilir. Yani belki de bizim bu fragman boyunca gördüğümüz sahnelerden bazıları bir hayal ürünü yani bir halüsinasyon da olabilir. Yani normalde bizim zihnimizde canlandırdığımız bir şey olabilir. Aslında belki de burada bir hagivagi yok. Biz sadece kendi yarattığımız bir halüsinasyondan kaçıyor da olabiliriz. Yani bu tür şeyler de oluyor biliyorsunuz çünkü işte filmlerde ya da oyunlarda. Ama bu fragmanın bir bölümü halüsinasyon yani hayal de çıkabilir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yalnız gerçekten çok çok güzel olmuş. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz sizce bu hagivagi bizim birinci bölümde bildiğimiz hagi mi? ama yani o değil arkadaşlar çok belli zaten o olmadı. Ama bu aynı zamanda eğer halüsinasyon değilse en azından yapımcıların Hagiva'ya çok önem verdiklerini de bize gösteriyor. O yüzden o Hagiva'nın birinci bölümdeki halinde umuyorum bir yerlerde görebiliriz. Ve yine buradan devam ediyoruz ve burası da kaydırak gibi bir yer sanırım ve oradan da aşağı doğru düşüyoruz arkadaşlar. En sonda konuşan arkadaşın sesi yani bu arkadaşın sesi de daha öncesinde Harley Sawyer diye birisi vardı. Ona biraz benzettim ama sanıyorum o değil arkadaşlar ya. Yani bu şeyin içerisinde seslerin içerisinde bir tek Poppy'nin sesi benim için net. Yani Poppy'nin sesinin Poppy olduğunu düşünüyorum. Ama en sondaki bu ses Harley Sawyer olabilir ama çok emin değilim. En baştaki ses birinci bölümde bizim duyduğumuz o ilk başta Elliot Ludwig sanmıştık ya hani. Birinci bölümde Poppy Playtime birin en başında duymuş olduğumuz kasetteki adamın sesine benziyor. Zaten o Elliot Ludwig değil. Ondan sonraki çocuğun sesi de bence Theodore değil arkadaşlar. O da bambaşka birisi ama Poppy'nin sesi bence net. Şimdi zaten Poppy'nin sesini tekrar bir dinleteceğim size. Seni bekleyen tek şey inanılmaz dehşetler. Ve buradaki çocuk çığlıkları inanılmaz. Gülümseyen ağızlar, Diş et ve plastikle dolu. Bu dünya artık onların. Bakın burada yine arkadaşlar gördüğünüz gibi kenarlarda böyle hani halüsinasyon dedik ya sanki böyle bir şey gibi bir hayal dünyası gibi. Yalnız gerçekten çok ürkütücü. Ketnep. Eve hoş geldin. Ve bölüm 3 arkadaşlar gerçekten inanılmaz. Bakın bu bölüm arkadaşlar tam şuradaki ses Poppy'nin sesi. Ne olduğunu ve neden olduğunu biliyoruz. Bu senin cevabın eğlence saati yani daha raw joy kaseti dediği bölümdeki ses bence çok net bir şekilde Poppy'nin sesi ama onun dışındaki seslerin hiçbirisi tahmin edebiliyoruz ama bence tahmin ettiğimiz kişiler değil bambaşka kişiler. Bu arada Stella Grayber vardı hatırlıyorsanız arkadaşlar. Birinci bölümde duymuştuk. Bir oyuncağa dönüşmenin ne kadar güzel bir şey olabileceğinden bahsediyordu. Ve Playcare adına aslında konuşmalar yaptığını da görmüştük. Bakın burada Consulting yani danışmanlık diye bir bölüm var. İşte ofisler vesaireler birçok farklı yer var. Ve Grayber's Office diyor. Yani Stella Grayber Consulting denen danışmanlık bölümünün ya da çocuklara psikolojik destek verilen bu bölümünde başındaki isim gibi görünüyor. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi popüler Playtime ile ilgili eğer daha fazla video istiyorsanız aşağıdan lütfen bir tane like atmayı unutmayın. Bu videoya 5000 like gelirse eğer çok hızlı bir şekilde yeni belki bu fragmanın içerisinde kaçırdığımız şeylerle ilgili yeni bir gizem videosu paylaşabilirim. Ya da belki bambaşka bir Poppy Playtime videosu da paylaşabilirim. Ama bu serinin devamı için aşağıdan like atmanız önemli. Çıktığı zaman yine kanalda sizinle birlikte önce oynayacağız bitireceğiz. Daha sonrasında işte hikayesini, gizemlerini vesairesini de yine sizinle paylaşırım. O yüzden like atarak bana destek olursanız bu seriyi devam ettiririz yalnız 3. bölüm gerçekten efsane olacak. Biraz uzun beklettiler. Buna ben de katılıyorum. Ama bence beklediğimize değecek arkadaşlar. Ve aynı zamanda kanala da abone olmayı unutmayın ki hem Poppy Playtime videolarını hem de diğer yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Şu an ekranda en son yüklediğim Mickey Mouse ile ilgili yeni bir videom var arkadaşlar. O videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.